Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 56-63. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. İnnemâ veliyyukumullah ve rasûluh vellezîne âmenû. Sizin veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür ve iman edenlerdir. Ellezîne yukîmûnassalâte, namazını dosdoğru kılan ve yu'tûne zekâte, ve zekatı veren ve hum râkiûn, saygılı bir şekilde namazını kılan, zekatını veren müminlerdir. Daha öncesinde Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin bu mealde ayet-i kerime yer almıştı. Peki Müslümanlar kimi dost edinecekler? İşte sizin gerçek dostunuz Allah'tır, Allah'ın Resulüdür ve iman edenlerdir. Ehli iman. Demek ki gerçek manada dostluk Allah'a gösterilen, peygambere ve ehli imana gösterilen dostluk. Müslüman bu noktada durumunu bilmeli, ona göre tavrını ortaya koymalı. Ve burada iman edenler derken de namazı düzgün bir şekilde kılan ve gayet saygılı bir şekilde Allah'a boyun eğerek zekatını da veren kimseler. Yani sadece ben müminim demek de yetmiyor. Dinin uygulamasını hayatımızda göstermek lazım. Ve bu açıdan yani gerçek mümin, bir de sadece isimde mümin. Belki bu noktada bir ayrım cihetine gitmek bile mümkün. Paranın nasıl ki sahtesi var, gerçeği var. Gerçeği işe yarıyor, sahtesi bir işe yaramıyor. Bir insan da ben müminim diyorsa mümin olmanın gereğini yerine getirmeli. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهِ وَرَسُولَهِ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا, kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, işte onlar Allah'ın hizbidir ve onlar galiptirler. Burada Allah ve Resulünü ve ehli imanı dost edinmek, daha önce de bazı başka özellikler geçmişti. Bütün bu özellikleri taşıyanlar Allah'ın hizbi olarak ifade ediliyor. Buna mukabil bir de şeytanın hizbi vardır. Yani şeytanın yanında yer alanlar vardır. İşte bir Müslüman, samimi bir Müslüman, Allah'ı sevmekle, peygamberi, ehli imanı sevmekle yerini belirlemiş olur, safını belirlemiş olur ve böylece Allah'ın hizbinde, onun tarafında yerini alır ve hizb-i şeytana dahil olmaktan, şeytan grubuna dahil olmaktan kurtulur. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tettehizüllezine, şu kimseleri dost edinmeyin. Ellezine ittehazu dinekum huzuven ve laibe, dininizi bir istihza konusu, bir alay, bir eğlence konusu edinenleri, ellezine utul kitabe min gablikum, yani sizden önceki kitap ehlinden, vel küffar ve kafirlerden bu şekilde yapanları evliyaya dost edinmeyiniz. Yani bir kısım kimseler var ki kitap ehlinden, Yahudi veya Hristiyan, bir kısım kimseler de var ki hiçbir kitaba bağlı değil, kitapsız, doğrudan kafir durumda. Ve bunların bir kısmı kendi halinde. Yani kafirdir veya Yahudi veya Hristiyandır ama kendi halindedir. Başkasına zararı olmayabilir. Bunlarla bir Müslümanın problemi söz konusu olamaz. Ama bir kısmı da var ki Müslümanların diniyle dalga geçiyor. Müslümanların dinini bir oyun, bir eğlence konusu haline getirmek istiyor. Onlara dost olmak dini bilmemek anlamına gelir ve uygun bir şey değil. Ayet-i Kerime bu noktada Müslümanlara yol gösteriyor. Ne yapmaları gerektiğini ifade ediyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ, Allah'tan korkun. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, gerçekten mümin iseniz böyle yapın. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ, namaza nida ettiğinizde, namaz için nida ettiğinizde, yani burada doğrudan ezan demiyor ama namaz için nida, malum Müslümanlarda ezan ile olur. Ezanın meşruiyetine de ayet-i kerimede bu şekilde
işaret edilmiştir. وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ Namaza nida ettiğinizde اِتَّخَذُوهَا işte bir kısım insanlar bunu edindiler. هُزُوَنْ وَاللَّئِبَ bir istihza konusu ve bir oyun edindiler. Bunun bir misali tefsirlerde şöyle anlatılıyor. Peygamberimiz döneminde ehli kitaptan olan birisi ezan okunduğunda eşhedü enne Muhammeden Resulullah burası okunduğunda haşa peygamberimize yalancı ifadesini kullanarak Allah yalancıyı yaksın diye beddua ediyormuş. Ama bir gün evinde bir yangın çıkıyor ve kendisi o yangın içerisinde yanıp gidiyor. Vallahu Teala yalancıyı gerçekten yakıyor. Böyle bir olaya yer verilir. Ama ayet-i kerime geneldir. Eğer bazı insanlar ezanla dalga geçmek, işte dini bir takım değerlerle dalga geçmek istiyorlarsa elbette bunlar dost edilmeye layık değildirler. Kur'an-ı Kerim bu noktada bizleri uyarıyor. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Bunun sebebi şu, yani onlar neden ezanla dalga geçiyor? Neden bunu bir oyun eğlence haline getiriyorlar? Çünkü onlar aklını kullanmayan kimselerdir. Yani kendilerinde akıl var ama akıllarını kullansalar Müslüman olacaklar. Demek ki akıllarını kullanmayan, nefse, hevaya tabi olan bir takım kimselerdir. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ De ki ey ehli kitap, ey Yahudi ve Hristiyanlar, هَلْ تَنْقِمُنَا مِنَّا اِلَّا اَنْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ Yani sizin bize kızmanız ancak şundan dolayı, biz Allah'a inanıyoruz. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا Bize indirilene inanıyoruz. وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ Daha önceden indirilene inanıyoruz. Yani bundan dolayı siz de bize kızıyorsunuz. Bundan dolayı bize muhalefet ediyorsunuz. وَاَنَّ اَكْفَرَكُمْ فَاسِقُونَ Ve sizin ekseriniz, sizin çoğunuz fasık kimselerdir. Yani itaatten çıkmış, Allah'a itaatten çıkmış isyan halinde olan kimselersiniz. Burada اَكْفَرَكُمْ denilmesiyle hepsinin böyle olmadığı da nazara verilmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim başka bir yerde لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitabın hepsi bir değildir. Bize bu şekilde ifade ediyor. Yani onlar içinde insaflı olanlar da var. Belki Müslüman olmamıştır ama insaflıdır. Kendi dininde samimidir. Ve Müslümanlarla da bir problem yaşamaz. Ama ekseriyet itibariyle demek ki itaatten çıkmış olan kimseler. قُلْ هَلْ اُنَبِّيُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً اِنْدَ اللّٰهِ Karşılık itibariyle Allah nezdinde bundan daha kötü olanını size haber vereyim mi? Men la'anehullah ve gadib aleyhi ve ceale minhumul gradete vel hanazir ve abedet tağut. Ve onların tarihlerine burada dikkat çekiliyor. Onlarda neler görülmüş? Allah'ın lanet etmiş olduğu, gadib aleyhi gadab ettiği ve ceale minhumul gradete vel hanazir kendilerinden maymun ve domuz haline getirmiş olduğu kimseler. Ve tağuta kul olanlar. Yani sizin geçmişinize bakıldığında bunlar görülüyor. Dolayısıyla Müslümanlarla dalga geçmek değil, Müslümanların değerleriyle dalga geçmek değil, kendinize bir bakın. Kendiniz ne haldesiniz? Ve burada onların gadaba maruz kaldığı, özellikle Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler buna misal olarak da verilir. Tarih boyunca değişik şekillerde İlahi gadabın eseri üzerlerinde görülmüş. Ve öte yandan bunlardan bir kısmı domuz haline, bir kısmı maymun haline çevrilmiş. İşte maymun haline çevrilenler cumartesi yasağını çiğneyen bir topluluk. Allah'ın yasağını çiğnemenin neticesinde maymun haline getirildikleri Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Kunu gradeten hasi'in biz onlara dedik ki hor ve hakir maymunlar olun. Ve bunlar maymun haline çevriliyorlar sureten veya sireten ve bu şekilde cezalandırılıyorlar. Ve yine İsrailoğullarından bir kısım kimselerin de domuza çevrildiği vel hanazir bu ayetteki ifadesiyle domuza çevrildiği ifade ediliyor. Bunların Hz. İsa'ya muhatap olup da
sofra indirilme mucizesini görüp daha sonra dönen kimseler olduğu bazı tefsirlerde kaydedilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de kimler olduğu, ne şekilde olduğu ayrıntılı bir şekilde anlatılmamış. Bir de eğer bunun manevi bir mesh olarak, yani manen hayvana dönüşmek, sureten insan ama iç dünyasında artık insanlık onda kalmamış, insanlık ondan silinmiş, ya maymun gibi taklitçi olmuş, kişiliksiz, şahsiyetsiz olmuş veya domuz gibi domuzluk peşinde koşar haline gelmiş, eşini kıskanmaz, her türlü pisliği yer bir hale gelmiş. Bu anlamda da değerlendirilebilir ve böyle olunca bu şu anda da devam eden bir süreç gibi görülebilir. Ve bir de tağuta kul olanlar, tağut tuğyan kökünden geliyor. Allah yerine ikame edilen şeylere tağut denilir. Ve Allah'a ibadet etmek yerine diyelim putlara tapanlar veya putlaştırılan şahıslara tapanlar veya şeytana tapmak, şeytanın peşinden gitmek gibi, bunların hepsi tağuta kul köle olmaktır. İşte gerek Yahudilerin gerek Hristiyanların tarihine bakıldığında böyle şeyler görülebiliyor. Ayet-i Kerime buna dikkat çekiyor. Ulaike şerrum mekâne, işte bunlar konum itibariyle daha kötü durumdadırlar. Ve dallu an sevâis sebil, ve Allah'ın dosdoğru yolundan daha böyle sapmış durumdadırlar. Ve izâ câûkum gâlû âmennâ, onlar sizin yanınıza geldiklerinde âmennâ dediler, iman ettik dediler. Bu münafıklarla alakalı. Ve gad dahalû bil küfr, halbuki onlar küfür ile girdiler, imanla değil kafir olarak içeriye girdiler. Ve hum gad haracû bihi, çıkarken de yine kafir olarak çıktılar. Yani iman sadece âmennâ demek değildir. Dil âmennâ diyebilir ama kalp âmennâ diyor mu? Kalp bunu tasdik ediyor mu? İmanın mahalli kalptir. Kalpte iman varsa dil âmennâ demese bile o insan mümindir. Ama kalpte iman yok, dil istediği kadar âmennâ desin, bu onu mümin yapmaz. Münafıkların zaten bir özelliği, يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ, Allah onların ketmettiklerini, gizlediklerini en iyi bilendir. وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ, onlardan çoğunu sen görürsün. يُسَارِعُونَ فِي الْاِثْمِ وَالْاُدْوَانِ, günahta, haddi aşmakta yarışıyorlar, koşuşuyorlar tarzda görürsün. Ve eklihumu suht, ve yemiş oldukları şey de haram şeylerdir. Rüşvet gibi haram şeyleri yerler. Haram yoldan kazanç elde ederler. Lebi'se mâ kânu yâmelûn, yapmış oldukları şey ne de kötüdür. Levlâ yenhâhumur rabbâniyûne vel ahbar, Rabbânilerin ve ahbarın, yani o ruhban sınıfının ve alimlerinin bunları nehyetmesi gerekmez miydi? Yani malum Hristiyanlarda, Yahudilerde bu şekilde din adamları da var, alimleri de var. Cahil halk o kadar bilmeyebilir ama bilen alimler ve ruhban sınıfına dahil olanlar onları alıkoyması gerekmez miydi? An gavlihimul ism, günah sözlerinden, ve eklihumu suht, ve o haram yemelerinden, rüşvet gibi şeyleri yemelerinden men etmeleri gerekmez miydi? Tabi Kur'an-ı Kerim önceki milletleri anlatırken aslında onların şahsında bizi de gösteriyor. Yani Müslümanların durumuna da işare olarak dikkat çekiyor. Evet, şu anda da mesela yaşadığımız toplumda yalan söyleyen pek çok mümin bulunabilmekte. Haram işler peşinde olan, haramdan geliri o kazancı olanlar bulunabilmekte. Bu durumda dini daha iyi bilen kimselerin bunlara engel olmaya çalışması üzerlerinde bir görevdir. Buna emri bil maruf, nehyanil münker denilir. Yani iyiliği emretmek, kötülükten de sakındırmak. İşte ülkemiz Müslüman bir ülke ama her tarafta içki de satılıyor. Bira mahalle bakkalında da satılır bir vaziyette. Ortaokul çocuğu da bira içer hale
gelebilmiş durumda. Elbette böyle feci bir manzara karşısında dini bilen kimselerin daha hassas olması, haramı helali çevrelerindeki insanlara anlatmaları lazım. İslamiyet'te ruhbanlık yok. La ruhbaniyete fil İslam. Yani doğrudan dini temsil tarzında bir zümre yok. Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığı var, buraya bağlı 80 bin civarında görevli kimse var. Bunlar camilerde dini en azından hutbelerle, vaazlarla anlatıyorlar. Ama dinin anlatımı sadece Diyanet'in tek elinde değildir. Dini bilen bir kimse mesleği ne olursa olsun bildiği kadarıyla etrafına anlatabilir ve etrafıyla bunları paylaşabilir. Ve herkes kendi bildiği kadarıyla başkalarına da anlatmaktan sorumludur. İşte Kur'an-ı Kerim Yahudi ve Hristiyanlardaki ruhban sınıfını ve onların alimlerini halkın yapmış olduğu bir takım uygunsuz şeylere karşı bir derece lakayt kalmakla nazarımıza veriyor. Yani tam üzerlerine düşeni yapmadılar. Onlardaki ilmiye sınıfı ve dini temsil eden sınıf görevlerini yerine getirmediler. Bu noktada bir serzenişte bulunuyor. Tabii biz buradan kendimize de bakabilmeliyiz. Müslümanlar olarak biz ne derece üzerimize düşeni yapabiliyoruz. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ Ve onlar ne kötü bir şeyi sanat haline getirdiler. Ne kötü bir şey yapıyorlar. Tabii burada yasnaun derken sanat kökünden geliyor. Yani bunu sanat haline getirmek. Malum bir şeyi sanat haline getirmek için çokça yapmak gerekir. Bir iki defa yapmakla insan onu sanat haline getiremez. Demek ki bir takım kötü şeyleri sanat haline getirmek normalde yapmaktan çok daha kötü. Kur'an-ı Kerim bu noktada dikkat çekiyor. Değerli izleyenlerim, La ruhbaniyete fil İslam, biraz önce nazara vermiştim. İslamiyet'te ruhbanlık yok. Dini temsil eden özel bir zümre söz konusu değil. Ve din adamı tabiri bu noktada bazen tenkide medarda olabilir. Yani din adamı olur mu olmaz mı? En azından şunu söyleyebiliriz. Her Müslüman bu dinin adamıdır. Yani dini bilen her bir Müslüman bu dinin adamıdır. Ve bunun için illa kendisinin şeyh olması, hoca olması, imam olması şartı da yoktur. Kendi bildiği kadarıyla doğru İslamiyet'i çevresindekilere anlatır, evladına anlatır. Ve herkes kendi bulunduğu konumda Allah'ın dinini çok güzel bir şekilde temsil edebilir. Ve elhamdülillah günümüzde ülkemizde dini bilen epey kimseler de olduğunu görüyoruz. Hem Diyanet camiasından hem de ayrıca. Bakıyorsunuz matematikçidir ama Kur'an'ı da gayet iyi biliyor. Fizikçidir, Kur'an'ı da gayet iyi biliyor. Matematiği anlatırken, işte fiziği anlatırken aynı zamanda metafizikten de söz edebiliyor. Ve aynı zamanda Allah'ın hükümlerinden de söz edebiliyor. Bu gayet güzel bir durumdur. Her kim bu noktada dini öğrenmek isterse Allah onu muvaffak kılacaktır. Tebliğ etmek istediğinde de Allah onu tebliğde muvaffak kılacaktır. Zaten tebliğ etmek de çok güzel bir durum. Peygamber mesleği bir yönüyle. Peygamberin gittiği yoldan gitmek. Cenab-ı Hak böyle bir hassasiyeti ve dini tebliğ edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.